Konseyi'nin Sayın Başkanı, Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanı, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin Genel Sekreteri, Ekonomi Muhabirleri Derneği Başkanı, Ekonomi Gazeteciler Derneği Başkanı, Anadolu Medyası'nın çok kıymetli temsilcileri. Saygıdeğer konuklar, efendim izin verirseniz konuşmalarını yapmak üzere gazeteciliğin varlık nedeni halk adına gücünü denetlemektir. Gazeteci halk adına sorgulama yapar. Çağdaş demokrasilerde medya dördüncü güçtür. Anayasada yasama, yürütme, yargı bir de medya egemenlik hakkının kullanılmasında güç olarak yer almalıdır diyen, ülke birliğimizin ve beraberliğimizin teminatı, hak, hukuk ve adalet mücadelesinin lideri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok saygıdeğer Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu buraya davet ediyorum. Efendim, üç değerli gazeteci arkadaşımızı dinledik. İki arkadaşımız RTÜK üyesi, bir arkadaşımız saygın bir gazetenin genel yayın yönetmeni. Sözlerime İslam dünyasının Mevlid Kandili'ni kutlayarak başlayayım. Üç arkadaşın yaptığı konuşmada son derece değerli. Sizler de baktım büyük bir dikkatle dinliyorsunuz. Bir politikacı olarak ben de büyük bir dikkatle dinlemeye özen gösterdim. Ve notlarımı da aldım. Gerçeklerden söz edildi. Etik değerlerden söz edildi. Gerçeklerin ne kadar acı olduğunu ama mutlaka ortaya çıkacağını gazeteci arkadaşlarımız ifade ettiler. Elbette ki çok önemli bir görev yapıyor bütün gazeteci arkadaşlarım. Görüşü, kimliği, inancı ne olursa olsun. Bizim doğru habere ihtiyacımız var. Bir politikacı olarak ifade. Doğru habere ihtiyacımız var. Bizim sağlıklı ve tutarlı eleştiriye ihtiyacımız var. Biz bazen kendi dünyamızda kendimizi yeteri kadar sorgulayamıyoruz. Bazen hatalarımızı göremiyoruz, yanlışlarımızı göremiyoruz. Hatalarımızı ve yanlışlarımızı bize bildirecek olanlar sizlersiniz. Evet, dört güçten söz ediyoruz demokrasilerde: yasama, yargı, yürütme ve medya. Ben bunu dönemin başbakanlarına da söyledim. Anayasa değişikliğinde dördüncü güç olarak medyayı koyalım. Olmadı ama olmalı. Anayasada yer alır yer almaz o ayrı bir şey. Ama medyanın çok önemli bir güç olduğunu hepimizin bilmesi gerekiyor. Değerli arkadaşlarım, politikacıların alkışlardan hoşlandığı da ifade edildi. Ben tam aksi görüşteyim. Bir politikacı olarak. Politikacıların, özellikle iktidar sahiplerinin en çok eleştiriye ihtiyaç duymaları gerektiğine inanan birisiyim. Çünkü devleti yönetenler bazen hatalarını görmeyebilirler, eksikliklerini görmeyebilirler. Sabah televizyonu izlediğinde, sosyal medyaya baktığında veya gazeteyi açıp okuduğunda, eğer ülkenin herhangi bir yerinde bir su borusunun patladığını ancak sabahleyin önce gazeteden öğrenirler veya televizyondan öğrenirler. Oranın il başkanı veya ilçe başkanı telefon açıp ya burada su borusu patladı demez. Veya herhangi bir sosyal sorunu önce gazeteden, televizyondan veya sosyal medyadan politikacı öğrenir. Dolayısıyla gazeteciliğin işlevi yaşanan sorunları iktidar sahiplerine aktaran çok önemli bir organ olduğunu da bizim bilmemiz lazım. Politikacıların bilmesi lazım. O nedenle politikacıların alkışa değil, eleştiriye, sağlıklı ve tutarlı eleştiriye ihtiyacı var. Hatamız var mı? Elbette herkesin hatası olur. Bizim de hatalarımız olabilir. Ama bize hatalarımızı
bağımsız olarak bildirecek bir medya olursa aynı hatayı tekrar etmeyiz. Buna ihtiyacımız var. Değerli arkadaşlarım, gazeteciler çok güzel şeyler söylediler. Gerçekten de üçü gazeteciliğin nasıl olması gerektiğini bütün ayrıntılara girerek, hatta fotoğraflar da vererek bize söylediler ve gösterdi. Bir fotoğrafın toplumu nasıl etkilediğini görüyoruz zaten, biliyoruz. Tanık da oluyoruz zaten. Günlük yaşamımızda buna tanık da oluyoruz. Dolayısıyla medya bir toplumu yönlendirebilir, farklı bir yere götürebilir, algıları değiştirebilir. Bunların hepsi mümkün. Ama hayatın gerçekleri var. Yaşadığınız sorunlardan yola çıkıp, bugün Türkiye'de medyanın yaşadığı sorunlardan yola çıkıp nasıl olması gerektiğini izin verirseniz ben dilimin döndüğü kadar siz değerli gazetecilere aktarmak isterim. Eğer bir iktidar medyayı sürekli kendisini öven bir organ haline getirmek istiyorsa, bağımsız medyayı bir şekliyle yok etmek isteyecektir. Bunun birinci yolu, medya patronunu acaba nasıl susturabilirim? Onun için vergi denetimlerini nasıl yaparım? İncelemeleri nasıl başlatırım? Yargıyı nasıl sopa olarak kullanırım? Gazeteyi artık bundan sonra televizyonuyla beraber şuna satacaksın baskısını nasıl uygulayabilirim? Türkiye'nin yaşadığı temel sorunlardan birisi bu. Medya patronu üzerine yoğun bir baskı. Direndi direndi, direnemezse vazgeçiyor bu işten. Bunlar anlattıklarım, yaşadıklarımız olaydı. Yani yaşadıklarımızdır. Yaşanan olaylardır. Dolayısıyla bu olaylardan yola çıkarak medyanın yaşadığı sorunları dile getirmek istiyorum. Basın İlan Kurumu. Aslında Basın İlan Kurumu çok iyi niyetlerle kurulmuş. Yerel medya dahil, medya dahil onları destekleyen bir kurum. Finans imkanı sağlayan bir kurum. Ama bugün güce, yani iktidarı sorguladığı için ben size ceza veriyorum ve size ilan vermiyorum diye bir infaz kurumuna dönüşmüş durumda. Bu çok ciddi bir sorun. Bizim bugüne kadar hiç tanık olmadığımız gelişmeleri ve olayları birebir görüyoruz ve tanık oluyoruz. Türkiye'nin buradan çıkması lazım. Başka bir konu, Radyo Televizyon Üst Kurumu, iki değerli arkadaşımız konuştu zaten, eski gazeteci arkadaşlarımız. Kuruluş amacının tümüyle dışına çıkmış durumda şu anda. Gücü denetleyen, yani iktidarı eleştiren gazete, televizyonlara nasıl ceza verir bu arayış içinde? Bu arayışa kilitlenirseniz medyanın bağımsızlığını, özgürlüğünü mahvedersiniz. Dolayısıyla bunun dışına, yani bir anlamda sansür kurumu olmanın dışına çıkmak zorundadır. Sadece politikacılardan oluşan bir kurul, elbette ki tepeden gelen talimatların gereğini yapan bir kuruma daha kısa sürede dönüşebilir. Bunun da değişmesi lazım. Bütün bunların dışında, medya patronuna baskı yapıyorsunuz, Basın İlan Kurumu aracılığıyla ilanları kesiyorsunuz, RTÜK aracılığıyla radyo ve televizyonlara ceza veriyorsunuz. Bu yetmiyor. Bazen yargıyı da sopa olarak kullanıyorsunuz. İki şekilde. Birincisi, gazetecilerin gözaltına alınması, tutuklanması. Oysa var olan yasada tutuklamanın istisnai bir kurum olduğu ifade edilir. İkincisi, doğru haberlere erişim hakkının yargı kararıyla engellenmesi. Doğru haber, haber yanlış değil. Ama birilerini rahatsız eden haber, o zaman o habere ulaşımı, gidiyorsunuz mahkemeye, adamını buluyorsunuz ve bu haber
kaldırılıyor. Habere ulaşılmıyor. Bir başka sorun, sahte tirajlar. Geçen yıl bütçe görüşmelerinde bunu ifade etmiştim. Fuat Oktay'a söylemiştim. Bağımsız bir denetçi gönderin. Bağımsız bir denetçi. Uluslararası da olabilir. Türkiye'de de saygın bağımsız dış denetçiler var. Gerçek tirajlar üzerinden basın ilan kurumu versin paraları. Sahte tirajlar üzerinden açıkça devlet soyuluyor. Hepimiz bunu biliyoruz aslında. Başka bir şey, kamu reklamları. Kamu kurumları var, bunların reklamları var. Bu reklamlar sadece iktidarı öven medya organlarına gidiyor, diğer yerlere gitmiyor. İşte olması gereken tirajına göre yaparsınız, objektif kurallara göre yaparsınız, reyting ölçümlerine göre yaparsınız ve hiç kimse bundan rahatsız olmaz. TRT'nin tarafsızlığı, bağımsız bir kurum. Bağımsız olmadığını ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz. En iyi, en rahat yakından izleyenler sizlersiniz. Bu söylediklerimin dışında doğrudan gazetecilere fiili saldırılar da oluyor. Bu da başka bir olay. Özellikle köşe yazarlarına beğenilmeyen yazıları dolayısıyla doğrudan oraya sokağın ortasında fiili saldırılar olabiliyor. Silahlı saldırılar olabiliyor. Eğer iktidarın yanındaysanız bunların hiçbirisi olmuyor. Para bolluğu içinde görevinizi yapıyorsunuz. Bağımsız gazeteciyseniz, bağımsız bir medya kurumuysanız bütün bu sorunlarla şu veya bu şekilde karşı karşıya kalıyorsunuz. Ne yapmalıyız? Şimdi birincisi şu değerli arkadaşlar. Haber yapan gazetecinin kesinlikle tutuklanmaması lazım. Yargılama olabilir tabii. Bağımsız mahkemeye gider, yargılanır. Ama onu daha başlangıçta gözaltına alıp tutuklarsanız medya özgürlüğüne büyük bir darbe vurmuş olursunuz. Belki sonunda beraat edecek. Nitekim beraat ediyorlar. Ama tutukladınız, hapse attınız, cezalandırdınız. Buradan kesinlikle çıkarmak lazım. Gazeteciyi tutuklama, gözaltına alma, bunu kaldırmak lazım. Ya bağımsız mahkemelerde yargılanabilir. Basın kartı. Kimin gazeteci olup olmadığına siyasi iktidar karar vermez değerli arkadaşlarım. Kimin gazeteci olup olmadığına gazeteciler karar verir. Sizin bir çatı örgütünüz var veya olmalı. Kime basın kartı verilecekse onlar karar vermeli. Gazetecinin, gazetecilik mesleğinin önemine en çok gazeteciler değer verirler. Dolayısıyla gazeteci dediğimiz arkadaşın görevini yapıp yapmadığı veya gazeteci olup olmadığını devletin kurumları değil, bu işi yapan, fiilen bu işi yapan kurumların karar vermesi lazım ve basın kartını vermesi gerekiyor. Bunun olması lazım. Bunun da bağımsız bir kurul tarafından, yine gazetecilerden, duayen gazetecilerden oluşan bağımsız bir kurul oturur, karar verir ve basın kartını vermiş olur. Basın ilan kurumunun yeniden yapılanması lazım. Yeniden. Meslek örgütlerinin sayısının artırılması lazım basın ilan kurumunda. İster yazılı ister internet medyası olsun. Dolayısıyla bu yeni yapılandırma için de gazetecilerin temsil sayısının artırılması gerekiyor. Bürokrat değil, meslek mensuplarının sayısının artırılması gerekiyor. Gazete tirajlarının bağımsız denetim kurumları tarafından denetlenmesi, gerçek tirajların ortaya çıkarılması ve ona göre basın ilan kurumunun buralara kaynak aktarması gerekiyor. Bu aynı zamanda bir soygunun önlenmesi demektir. Tipik bir örnek vereceğim size. Bazen soygunun hangi boyutlara ulaştığını göstermek için. Malum İstanbul'da bir kule yapıldı. Kule Anonim Şirketi diye bir şirket kuruldu. Bütün radyolar, yanlış hatırlamıyorsam 100 radyo doğrudan doğruya kuleye bağlandı ve kuleden yayın yapılıyor. Artık Çamlıca Tepesi'nden İstanbul'da yayın yapılıyor. RTÜK
burayı 1 milyon 605 bin liraya kule aşağıya verdi. 1 milyon 605 bin lira. Yıllık söylediğim rakam yıllık. Yani ortalama yıllık 1 milyon liraya orayı verdim. 100 radyodan bir yılda aldığı para ise Rütü'nün 1 milyon değil 357 milyon 575 bin 664 lira. Değerli arkadaşlar, yerel medyanın, radyoların güçlendirilmesi gerekirken tam tersine oradan olağanüstü paralar çekiliyor. 1 milyona kiralıyorsunuz, karşılığında oraya bağlanan 100 radyodan 357 milyon lira alıyorsunuz. 1 liraya kiraladığınız firma ise başvuruyor, rakam çok yüksek, 1 milyon rakamını düşürün diyor. Ayrıca buradaki kafeler, restoranlara, restoranlardan sağlanan gelirler de hariç. Oysa bu paranın eğer gerekiyorsa Türkiye'deki bütün radyolara bir şekilde objektif olarak dağıtılması lazım. Efendim, basın ilan kurumunun fiyat tarifeleri. O da siyasi iktidarın iki dudağı arasında. Bunun da değişmesi lazım. Bu konuda meslek kuruluşlarının devreye girmesi lazım. Objektif kurallar içerisinde bu fiyatların belirlenmesi lazım. Bunun da yapılması gerekiyor. Özellikle basın ilan kurumunun yerel medyaya pozitif ayrımcılık yapması lazım. Eğer pozitif ayrımcılık yapılmazsa yerel medyanın çok daha zor koşullarda görev yaptığını biliyoruz. Büyük sıkıntılar çektiğini biliyoruz. Bazen çalışanlarına ücret ödemekte zorluk çektiğini biliyoruz. Bunlar doğrudan doğruya bize geliyor zaten. Söyleniyor bunlar bir şekliyle. Önemli bir şey sendikalaşma. Medyada sendikalaşma zorunda olmalı. Bunu şunun için ifade ediyorum. Medya çalışanı patronuna karşı da haberinin arkasında durma gücüne sahip olmalı. Sendikalaşma olmalı ama ücret sendikacılığı değil. Onun altını özellikle çizmek isterim. Sendikalaşma olmalı. Dolayısıyla gazeteci yakaladığı haberi özgürce yazabilmeli. Patron şu haberi yazma dediği zaman da ya bana kızarlar dediği zaman da hayır ben bu haberi yazmalıyım diyebilmeli, gazete basabilmeli çünkü arkasında sendikanın olduğunu bilmeli. Rütük'ün yeniden yapılanması lazım. Gerçi Okan Bey Rütük kaldırılsın dedi ama yeniden yapılandırılabilir. Siyasetçilerin sayısı çok minimum yapılabilir. Bu konudaki medya kurumlarının temsilcilerinin sayısı artırılabilir ve daha farklı bir yapı sağlanabilir. Bu olabilir mi? Olabilir. Bunun için bir anayasa değişikliği gerekiyor. Ama hedef olarak eğer hep birlikte bunu istersek bu gerçekleşebilir. Rating ölçüm sisteminin gelmesi lazım. Objektif kurallara uygun bir ölçüm sisteminin gelmesi lazım. Aynı zamanda televizyonlarda bedava ilanlar var. İşte Sağlık Bakanlığı'nın, Orman Bakanlığı'nın bedava ilan olmaz. Eğer yapıyorsanız bu ilanları veriyorsanız bedelini de ilgili televizyon kurumuna ödemek zorundasınız. Yani angarya nasıl anayasada yasaksa devlet içinde beleşçiliğin yasak olması lazım. Dolayısıyla eğer televizyonda yerel televizyonlar veya diğer televizyonlarda yayınlanan ilanlar varsa bunların belli bir bedelinin ödenmesi gerekiyor. Sosyal medyaya giderek gelişen bir alan. Bazen gerçekten de doğru olmayan binlerce haberin yer aldığı bir medya. Dolayısıyla burada da bir teyit mekanizmasının oluşturulması gerekiyor. Bu konuda da sizlerin de bizlerin de ortak talebi olarak gündeme gelebilmeli. Değerli arkadaşlarım, bunlar olabilir mi? Olabilir. Ama bunlardan çok daha önemlisi sizlerin etik değerlere bağlı olarak çalışmanızdır. Arkadaşlarım düşünmeden söz ettiler. Araştırmacı gazetecilikten söz ettiler. Bir haberin arkasında günlerce, aylarca koşturmaktan söz ettiler. Bugün her şey yağıyor.
öyle bir noktaya geldik ki eskiden yolsuzluk bir bakanı götürürdü, bir iktidarı devirebilirdi. Adeta yolsuzluk meşrulaştı bizim ülkemizde. Yolsuzluk yapmayanın eleştirildiği bir Türkiye tablosu çıkmaya başladı. Her birimizin bunda ne kadar sorumluluğu var? Siyasetçilerin ne kadar sorumluluğu var? Gazetecilerin ne kadar sorumluluğu var? Haberin arkasında durmak, sonuç alıncaya kadar o haberin arkasını bırakmamak doğru bir tutum değil mi acaba? Haberi yazıyoruz, önemli bir haber, 3 gün sonra o haberi herkes unutuyor. Karşılığını alamıyoruz, bedelini alamıyoruz o haberin. O zaman farklı bir tablo çıkıyor ortaya. Değerli arkadaşlarım, az önce söyledim, iktidar sahipleri alkış isterler, doğrudur. Ama en çok eleştiriye ihtiyaçları var, sağlıklı eleştiriye ihtiyaçları var. Hatalarını görmeleri açısından. Ama gazeteci tarafsızlığını yitirdiği an, tarafsızlık derken şunu kastedeyim, objektif olmayı yitirdiği andan itibaren. Sadece belli bir yeri desteklemek amacıyla haber yapmaya başladığı andan itibaren veya sadece belli bir grubu, kişiyi veya partiyi eleştirmek amacıyla haber yaptığı andan itibaren saygınlık dediğimiz alan yara almaya başlıyor. Ve bunda hepimizin sorumluluğu var. Gazetecilikteki bozulmayı şuna bağlıyorum. Eskiden gazeteciler, köşe yazarları halkın arasında otururlardı. İstanbul'da orta halli ailelerin bulunduğu yerlerde kiralarda otururlardı. Veya evleri oralarda olurdu. Asil Nadir'in medya dünyasına girmesiyle o dönemin önemli yazarları, köşe yazarları dolar bazında transfer edildi. 10 bin dolar, 15 bin dolar. Ve bunlar halkın arasından çıkıp Boğaz'daki villalarına taşındılar. Dolayısıyla halkın sorunlarını gören, sorunları yaşayan alandan çıkıp tam tersine sorunu olmayan alanlarda oturmaya başladılar. Halkın sorunlarını değil, başkalarının sorunlarını dile getirmeye başladılar. Siyaset kurumunu etkileyerek kendi patronlarının sorunlarını acaba nasıl çözebiliriz? O arayışa girmeye başladılar. Bozulmanın miladını Güneş Gazetesi'nin kurulmasıyla başladığını düşünüyorum. Miladı öyle düşünüyorum. Bana katılırsınız veya katılmazsınız. Ama gazeteciliğin zor bir görev olduğunu, gazeteciliğin gerçekten de eleştirel bir görev olduğunu, gazeteciliğin topluma karşı sorumluluk hissetmesi gereken bir meslek olduğunu biliyorum. Sizler de biliyorsunuz. Kaçımız bu görevi yapıyoruz? Kaçımız ön yargılarımızdan kurtulduk? Kaçımız derinlemesine bir olayı düşündük? Kaçımız olayın bütün ayrıntılarına bakıp eğriyi doğruyu bulmaya çalıştık? Kaçımız yolsuzlukları görmezlikten geldik? Hiç görmeyelim bunu. Niçin? İktidar sahipleri vardı yani. Pek çok sorunumuz var. Değerli arkadaşlarım, şunu da ifade edeyim. Dündü galiba sosyal medyada bir küçük açıklamam olmuştu. Açıklamanın özünde yatan şu. Kamu görevlilerine sesleniyorum aslında. 27,5 yıl kamuda görev yapan ve bugün de siyasette bulunan bir kişi olarak kamu görevlilerine hitap ediyorum. Gazetecilik ne kadar önemli ve değerli ve gerçekten de etik değerleri yüksek olan bir meslekse
bir alansa, kamu görevleri içinde aynı kurallar geçerlidir. Görev alanları yasalarla tanımlanmıştır. Kamuda görev yapan kişi bir ailenin veya bir partinin militanı olamaz. Sempati duyabilir, gidip oy verebilir. Bunda bir tereddüt yok zaten. Ama görevini yasalar çerçevesinde yapması gerekir. Görevini yasalar çerçevesinde değil de gelen talimata görev yapıyorsa, o zaman toplumda gelir dağılımının bozulmasının temel aktörü konumuna geliyor. Çünkü kaynağı bir başka kişiden, geniş bir kitleden alıp bir avuca aktarmasını biliyor. Talimatla. Bu olmaz. Kamu görevlisi bir ailenin veya sarayın memuru değil, onlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şerefli memurları olmak zorundadır. Bu çağrıyı yaptım. Bu çağrıyı yapmak zorundaydım zaten. Eğer Doğu Güneydoğu'da veya Doğu Anadolu bölgesinde fakir ailelerin çocuklarının en büyük umudu devlet memuru olmaktır. Devlette memur olacağım. Güvencem olacak. Belli bir aylığım olacak. Ailem olacak. Siz bu beklentiyi onların elinden alıp bir vakıf aracılığıyla belli kişilere verirseniz, bunun savunulacak yönü var mıdır? Bunun ahlaki yönü var mıdır? Bunun adalet yönü var mıdır? Bunu eleştirdim. Devleti yöneten kişi, hep söylerim, kendisi ve ailesiyle topluma örnek olmak zorundadır. Devleti siyasi iktidarın, yani siyasi iktidarın görev yaptığı alan yetkiyi halktan alır. Devleti yöneten siyasal iktidar yetkiyi halktan alır, o iktidar yönetir. Aile boyu bir devlet yönetilmez. Aile boyu girerlerse seçime eyvallah, itirazım yok. Ama bir kişi girip aile boyu yönetiliyorsa bu olmaz. Devlette çürüme başlar. Bu konuya bu kadar sert neden girdim, onu da söyleyeyim. Önümüze belgeler geldi. Araştırdık, belgeler doğru. Doğru olmayan bir şeyi dillendiremeyiz. Gidiyorsunuz. Bir şehir hastanesinin temelini atıyorsunuz. Atılır mı? Atılır. Bakanlar orada, temeli atan müteahhit orada, bir şey yapan firma orada, hepsi oradalar. Alkışlar, gırla, kıyamet, müzik falan filan olur. Bunu da saygıyla karşılarız. Ama bir süre sonra bakıyorsunuz ki, temel atıldıktan bir süre geçiyor, ondan sonra ihale yapılıyor. Duydunuz mu böyle bir şey? Önce temel at, sonra ihale yap. Önce inanamadım. Bir daha araştırın dedim. Bir daha araştırdılar. Bir devlet memuru altına muhalefet şerhi yazmış. Bir devlet memuru. Temel atıldıktan sonra nasıl biz ihale yapacağız diyor. Ve nasıl aynı firmaya vereceğiz diyor. Ben buna karşıyım diyor. İşte o memur devletin şerefli memurudur. Ama müsteşar, genel müdür falan bir grup var orada. Temelini önceden atıp ihalesini sonradan yaptıkları firmaya o ihaleyi veriyorlar. Olması gereken nedir? Olması gereken devletin saygın kurumlarının harekete geçip bu rezalete son vermeleridir. Ne oluyor? Tık yok. Sessizlik var. Soygun düzenine devam ediliyor. Ve bana deniyor ki sesini çıkarma.
Peki bu ülkede vatandaşın hakkını, hukukunu nasıl savunacağız? Gönül ister mi ki? Bütün medya, iktidara destek veren medya dahil. Ya bu nasıl bir rezalettir? Ya birisi çıkıp bunu bize bir anlatsın demesini isterdim. Tek kelime yok. Şimdi soru şu. O tek kelime yok dediğim gazeteler gerçekten gazete mi? Orada görev yapanlar, haber yapanlar gerçekten gazeteci mi? Gazetecilik bu kadar sıradanlaşır mı? Gazetecilik bu kadar rahat birilerine tahsis edilebilir mi, verilebilir mi? Sizler gazetecisiniz değerli arkadaşlarım. Adaleti benim savunduğum kadar sizlerin de savunması lazım. Haksızlıklara karşı ben karşı duruyorum, sizlerin de karşı durması lazım. Koro halinde saldırıyorlar. Vay bunu nasıl söylersin diye. Değerli arkadaşlarım, buyurun, söylediğim şey bir şahsın ve bir ailenin kişisel çıkarlarına hizmet etmeyin diyorum memurlara. Evet, siz devletin şerefli memurlarısınız. Devlete hizmet edeceksiniz. Yine söylüyorum, değerli arkadaşlarım, kanun dışı size her ne yaptırıyorlarsa pazartesi itibariyle durun. Yapmayın artık. Görüyoruz, yapmayın. Orada durun. Kanun dışı işleri emir olarak telakki edemezsiniz diyorum. Ve saldırılıyoruz. Nasıl bunu söylersin diye. Değerli arkadaşlarım. Bütün bu tablo olurken asla karamsarlığa kapılmadım. Karanlığın en koyu olduğu dönem güneşin güneşe en yakın olduğumuz dönemdir. Bunu böyle biliyorum. Ve buradan yine bütün gazeteci arkadaşlarımın önünde haksızlıklara karşı kesinlikle duracağım. Buna inanmanızı istiyorum. Baskılar olacak mı? Elbette olacak. Tehditler olacak mı? Elbette olacak. Ama bu kardeşinizin adalet için 450 kilometre yürüyen bu kardeşinizin haksızlıklar karşısında susmayacağını öncelikle sizin çok iyi bilmenizi isterim. Çok iyi bilmenizi isterim. Bakın değerli arkadaşlarım. İslam alemi kandili kutluyor. Haksızlıklar karşısında susan dilsiz şeytan. O zaman her birinizin kalemi adaletten yana, doğruluktan yana, sevgiden yana, güzellikten yana. Yani Yunus gibi, yani Mevlana gibi, yani Hacı Bektaşi Veli gibi, yani Anadolu erenleri gibi. Yani bir şekliyle adaletten yana yazmalı, çizmeli. Haktan, hukuktan yana olmalı. Mücadele budur. Bu mücadele demek illa gideceğiz, kavga edeceğiz anlamında değil. Halkı aydınlatarak, doğruları söyleyerek yapmamız gerekiyor bunları. Bunları yaptığımızda her şey düzelecektir. Karamsar değilim, umutsuz değilim. Bu ülkenin gerçekten onurlu, gururlu, görev yapan, bütün zorluklara rağmen görev yapan saygın sizler gibi değerli gazetecileri var. Bazen yazacak yer bulamıyorsunuz. Bazen mecralarınız kapanabiliyor. Ama ben inanıyorum ki ne kadar kapanırsa kapansın vicdanlarınız bir şeyler yazıyordur. Bir şeyler düşünüyordur. Bu karamsarlığı birlikte atlatacağız. Ve ondan sonra da gereğini yapacağız hep beraber değerli arkadaşlarım. Şimdi Sayın Erdoğan bir açıklama yapmış. Kılıçdaroğlu'nun kamu görevlerine yönelik tehdidi suçtur diyor. Bay Kemal'in heves ettiği vesayet günleri geride kaldı diye. Yolsuzluklara karşı mücadele edeceğim.
yolsuzlukları savunan kişilere karşı mücadele edeceğim. Bunu en başta bilmesi gereken de Sayın Erdoğan'dır. Sayın Erdoğan'dır. Bilmesi lazım. Gündelik kamu görevlerine yönelik tehdit. Bir daha söylüyorum. Kanun dışı talimatları kim yerine getirirse, fakirin fukaranın eline kim, cebine kim elini atarsa, fakirin fukaranın garibanın hakkını kim yerse, onun karşısında olacağım. Yanında Erdoğan dahi olsa karşısında olacağım. Adaletten yanayım, haktan ve hukuktan yanayım. Kanuna uyan, görevini yapan, vatandaşın hakkını koruyan, herkesin benim başımın üstünde yeri var. Görüşü, kimliği, inancı ne olursa olsun, benim başımın üstünde yeri var. Ama Beytülmal'e el uzatıyorsanız kimse kusura bakmasın. Ha madem ki Bay Kemal'e bunu söylüyor, o zaman Bay Kemal kendisine şunu söylesin. Sağlık Bakanlığı'ndaki bu rezalete ne diyorsun? Gazetecinin bunu sorması lazım değil mi? Sayın Erdoğan'a sormuyor. Soramaz. Sordurtmuyorlar çünkü. Değerli arkadaşlarım, birazdan buraya oturacağım. Sizler soracaksınız, ben cevap vereceğim. Promptersiz. Samimi olarak. İçimden gelen şekliyle ve bütün düşüncelerimi rahatlıkla size ifade edeceğim. Çünkü hesabını veremeyeceğimiz hiçbir şey yok. Devletin böyle bir yönetime ihtiyacı var. Ahlaklı bir yönetime ihtiyacı var. Düzgün bir yönetime ihtiyacı var. Herkesi kucaklayan bir yönetime ihtiyacı var. Bunu yapacağız. Bunu yapma karar ve azmindeyiz. İnşallah bunları gerçekleştireceğiz. Hepinize teşekkür ederim. Selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na çok çok teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi